Şimdi iyi kötü belli bir müfredatı da takip etmek zorunda öğretmenler. Belli bir şeyi belli bir tarih içerisinde o çocuğa vermek zorunda. Müfredat mı, öğrenci mi? Evet, aslında ne dediniz? Çocuk belli bir müfredatı işlemek zorunda dediniz. Aslında bu doğru değil. Yani mevcut sisteme istinaden. Evet, yani aslında mevcut sistemi sorgulamamız lazım. Buraya Finlandiya'dan bir eğitimci gelmişti. Soru sordular. Dediler ki Finlandiya'nın köyündeki bir öğretmeni nasıl kontrol ediyorsunuz? Adam soruyu anlayamadı. Sonra tekrar sordu. Yine anlayamadı. Sonra anladı. Dedi ki niye kontrol etmek zorundayım ki dedi. Yani öğretmene bıraktığınız zaman öğretmenler zaten harikalar yaratabilir. Ama biz belirli bir müfredat, belirli bir süre ve kontrol mekanizmaları kurduğumuz sürece, yani öğretmenin kendi heyecanını, kendi bilgisini dışarıda bıraktığımız sürece bu tür sıkıntılar oluyor. Ve onun için öğretmenler bu kontrol mekanizmalarından dolayı müfredatı yetiştirme çabasına giriyorlar. Müfredatı yetiştiriyorlar ama sonucunda öğrenci gelişmiş mi, gelişmiş mi, gelişmemiş mi bakmak çok zor oluyor. Ben de diyorum ki müfredatı unutun, müfredatı yetiştirmeyi bırakın. Benim bir öğretmen liderliği projem vardı. Orada bir müdürümüz çok güzel ifade etmişti. Hocam biz öğretmen yetiştirmeyi bıraktık, çocuğu yetiştiriyoruz. Bu ne demek? Çocuğun hızında gitmek. Çocuğun bilişsel kapasitesi düşükse onu zorlamamak. Ama başka bir alanda çocuğa bir alan yaratmak. Onun için müfredatı yetiştirmeye çalıştığımız zaman öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi sorusundan uzaklaşıyoruz. Ben işimi bitirdim, ben görevimi yaptım, ben mutluyum. Ama öğrenmedi, ama ben görevimi yaptım. Sonuçta ben ne zaman hesap soruluyor benden? Müfredatı bitirmediğim zaman. Ayrıca şunu söyleyeyim. Müfredatı bitirmeyen bir insana, bir öğretmene hesap da soruluyor mu emin değilim. Yani öğretmenlerin kendilerince yarattığı bir korku da olabilir. Hesap sorulanlar var, örnekler var ama genelde sorulmadığını düşünüyorum. Onun için her zaman öğrenciyi yetiştirmek.